Balkanların kapısı olarak anılan Edirne'de Selimiye Camii sadece şehrin değil, Türkiye'nin en önemli tarihi eserlerinden biri. Mimar Sinan'ın 80 yaşında yaptığı ve ustalık eserim dediği anıtsal yapı şehrin her yerinden görülüyor. Selimiye, büyüklük, yükseklik, topluluk ve ışık etkisi bakımından yeryüzündeki bütün yapılardan üstündür. Bu sözler ünlü Avusturyalı sanat tarihçisi Ernst Diez'e ait. ...16. yüzyılda yapılan cami, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Selimiye yapılana kadar dünyanın en büyük kubbesi 30.5 metre çapında olan Ayasofya'ydı. Ancak Mimar Sinan, Ayasofya'nın görkemini gölgelercesine, Selimiye'de kubbeyi 31.5 metreye çıkarıyor. Selimiye sadece mimari açıdan değil, efsaneleriyle de konuşulan bir ibadethane. İçindeki sütunların birinde bulunan ters lale ile ilgili sır yıllardır konuşuluyor. Öyle ki Selimiye'yi ziyaret eden turistler muhteşem kubbeyi caminin içindeki ışık yağmurunu görmeden ters lalenin yanına gidiyor. En yaygın efsaneye göre, şimdi müezzin mahfilinin bulunduğu yer, Lale isminde bir kadının arazisiymiş. Çil çil altın teklif edilmesine rağmen, arazinin satışını kabul etmemiş. En sonunda, buraya cami durdukça hatırlanmamı sağlayacak bir şey koyarsanız, kabul ederim demiş. Ve mermer direklerden birine, o kadına işaret olarak lale motifi koymuşlar. Ancak tersliğini de belirtmek için laleyi ters yapmışlar. TRT. Özü sözü insan.